Merhabalar sevgili dostlar. Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda evde kendi imkanlarımızla nasıl salça yapabiliriz size bunu göstereceğiz. Daha önceki videolarımızda Stiles Salçamatik aparatının size tanıtımını yapmıştık. Üst taraftaki linkten isteyen Salçamatik aparatının tanıtımını kısa olarak nasıl çalıştığını gösteren videomuzu da göz atabilirsiniz. Bu videomuzda ne yapacağız? Oradan farklı olarak bu sefer salça yapım sürecinin tamamını size video olarak paylaşacağız. Onda sadece püre haline getirmesini göstermiştik. Bu sefer sürecin tamamını, yani en sonunda salça elde edene kadar tüm süreci size göstermeye çalışacağız. Bugünkü videomuzda 10 kilogram domates kullanacağız ve salça yaptıktan sonra sonucunu sizinle paylaşacağız. Tartıyla, dijital hassas tartımızla tartarak 10 kilo domatesi kullandığımızda ne kadar salça ettiğimiz bilgisini sizinle paylaşıyor olacağım. Birazdan kıyma makinesinin, salçamatik aparatının nasıl takıldığını size göstereceğim. Ondan öncesinde de domateslerimizi nasıl kullanmamız gerektiğini yine size anlatacağım. İlk önce domateslerimiz tabii bu şekilde. Biz domates için yine dediğim gibi Bursa domatesini kullanıyoruz. Bunları önce bir yıkıyoruz. Sonrasında salçamatik aparatına koyabilmek için daha küçük 4 ya da 5 parçaya ayırıp dilimliyoruz ki makinenin içerisine sığabilsin. Çünkü haznesi çok geniş değil. Bir domatesi tam olarak alamayacak boyutta. Şimdi dilerseniz devam edelim. Sevgili dostlar, artık salça yapmak için düzeneğimiz hazır. Şimdi isterseniz hep beraber yapımına başlayalım. Evet sevgili dostlar, bütün domateslerimizi kıyma makinamızın salçamatik aparatından geçirdik. Sonunda elde ettiğimiz domates püresi diyelim şu şekilde bir tencere ve bir tepsi dolacak kadar elde ettik. Burada da posalarını görmektesiniz. Şimdi bunları terasımızda güneş alan bir yere yerleştireceğiz ve içindeki suyun tamamen buharlaşmasını ve katı bir şekilde salçaya dönüşmesini bekleyeceğiz. Evet, şimdi terasımıza geldik. Burada salçamıza biraz tuz katacağız. 3 yemek kaşığı kadar kaya tuzu ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra bunu tepsimize alacağız. Tuz eklediğimiz salçamızı şimdi yavaş yavaş tepsimize boşaltıyoruz. Evet, salçalarım 3 tepsi kadar oldu. Biri büyük, biri orta, biri küçük olacak şekilde.
Şu an gece olduğu için tabii bunlar buharlaşmayacak. Biz güneş alabilecek bir yerde terasımızı güneş alan bir bölgesine yerleştirdik. Salça yapmak için biraz geciktik. Saat de geç oldu. Ama bekleyemeyeceğimiz için geceden koyduk. Yarın güneşle birlikte bunlar salça olma serüvenine başlayacaklar. Sabah salçalarımızın hali şöyle göstereyim. Güneşteler. Şimdi bunları yapmamız gereken sık sık karıştırmak. Güneşte kalmaları gerekiyor. Rüzgar da varsa eğer daha çabuk kuruyacaktır. Yoğunlaşmışlar sanki. Mutlaka bunu sık sık karıştıracağız. Geleceğiz, gideceğiz, karıştıracağız ki kurusun. Suyu buharlaşsın. Domates salçalarımı güneşe aldım. Şöyle kurutuyorum. Güneş de görmesi gerekiyor. Mutlaka sık sık karıştırıyoruz. Bakın hemen kuyulaşmış bile gördüğünüz gibi. Hele de rüzgar varsa daha çabuk kuruyacaktır. Çok güzel oldu maşallah. Evet. Şimdi güzelce karıştıralım. Bakın yoğunlaştı bile hemen. Siz nasıl yapıyorsunuz domates salçasını? Yorumlara yazın lütfen. Şöyle. Şimdi biraz daha bu suyunu çekince bunu şöyle aktaracağım. Bu tarafa aktaracağım. Bir kapta kurumasını istiyorum çünkü. Bir gün sonra domates salçam biraz önce gördüklerinizde hepsini bir kapta topladım. Şu an hepsi toplu haldeler. Yine karıştırıyorum. Bayağı bir kurudular bir gün içerisinde. Biraz şuralar soluk kalmış. Bu da posasında sıkarak elde ettiğim sıvı hali. Şöyle bunun içerisine de bir yemek kaşığı kaya tuzu ekledim. Yine ikinci gününde de kurumaya devam edecek ve ben karıştırmaya devam edeceğim aynı şekilde. Domates salçamızın içerisine tuzu biraz az geldiği için biraz daha bir yemek kaşığı daha ekliyorum. Yine tadına bakacağım. Bir yemek daha kaşığı ekliyorum. Çünkü biraz tuzsuz geldi bana. Biraz tuzunu hissetmem gerekiyor. İyice karıştırıyoruz. Tuzunu siz kendinize göre de ayarlayabilirsiniz ama tuzsuz olmasın. Hani fazla tuzlu oldu diye düşünmeyin. Çünkü en koruyucu olan tuzudur. Doğal bir koruyucudur. Biraz salçamızın tuzlu olması gerekiyor. Yani öyle yemeklerdeki gibi tuzlu değil tabii ki. Ondan daha hissedilir tuz olması gerekiyor. Fark ettiyseniz zaten hazır domates salçaları İçerisinde katkıntı olmamasına rağmen çabuk bozuluyor. Çünkü içerisinde tuz olmadığı için ve güneşte kurutmadığı için daha çabuk bozuluyor. Salçamız artık kurudu. Yaklaşık 3-3,5 günde kurudu. Çünkü geceyi saymayalım. Gerçekten enfes oldu. Şimdi hemen ne kadar çıktı ve kavanoza nasıl koyuyor onu göreceğiz. Kavanozumu tartıya aldım. Hemen sıfırladım. Ve hemen ekleyelim salçalarımızı. Daha fazla kuruttuğumuz zaman salçamız yemeğimizde pişirirken erimez. Çok fazla da kurutmamak lazım. Çok tıkır tıkır olmasın. Gerçekten enfes oldu. Öyle değil mi? Sizce? Siz nasıl yapıyorsunuz domates salçasını? Yorumlara yazın lütfen.
Daha farklı domates salçası yapım yöntemleri var. İlerleyen zamanlarda diğer yöntemleri de paylaşacağım. Lütfen takipte kalın. Bildirimleri hala açmadıysanız orada zil işareti var. Hemen zil işaretine basınız. Yeni videolarımdan haberdar olun. Ve biber salçası videomu da izlemediyseniz evde biber salçası nasıl yapılır? Mutlaka izlemenizi öneririm. Dokuz kilo domatesten 1 kilo 170 gram domates salçası elde ettik. Gerçekten güzel oldu. Ama yordu mu? Yordu, evet. O yüzden en iyisi sanayi tipleri salça çekme aparatıyla çekilen domates salçaları yapmanızı öneririm. Biraz yoruyor çünkü. Dilerseniz üzerine sıvı yağ ya da zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Garanti olması açısından. Ama biz genellikle hep böyle yaptığımız için direkt kapatıyoruz ve uzun süre saklıyoruz. Umarım videom faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.